Kondansatör ya da kapasitör dediğimiz devre elemanı, elektrik yükünü depolamak için tasarlanmış bir devre elemanıdır. Örneğin bir kondansatöre bir DC gerilim kaynağı bağlarsanız, kondansatör kaynağının gerilimine göre şarj olur. Daha sonra kaynağının bağlantısını keserseniz, kondansatör şarjlı kalır. Yani, uçlarındaki gerilim, kaynağa bağlıyken ulaştığı değerde sabit kalır. Elbette, kaçak olmadığını varsayarsak. Uçlarındaki gerilimi sabit tutma eğilimi nedeniyle, bir kondansatör, uçlarındaki gerilim değişikliklerine karşı çıkar. Kondansatörlere benzersiz özelliklerini veren de işte bu karakteristiğidir. Kondansatörün yapısı nasıldır? Bir kondansatör, bir yalıtkanla ayrılmış iki iletkenden oluşur. Temel biçimlerinden biri şekilde gösterilen paralel plakalı kondansatördür. Dielektrik adı verilen iletken olmayan bir malzeme, yani bir yalıtkan, iki metal plaka arasına yerleştirilmiştir. Dielektrik, hava, yağ, mika, plastik, seramik veya diğer uygun yalıtım malzemesi olabilir. Kondansatör nasıl çalışır? Kapasitörün plakaları metal olduğundan çok sayıda serbest elektron içerirler. Ancak normal hallerinde yüksüzdürler, yani her iki plakada da elektron fazlalığı veya eksikliği yoktur. Şekildeki gibi bir DC kaynağı bağlıysa, elektronlar pilin pozitif potansiyeli tarafından üst plakadan çekilir ve aynı sayıda pozitif yük alt plakaya biriktirilir. Üst plakada elektron eksikliği, yani pozitif yük, ve alt plakada fazlalık, yani negatif yük, yükler. Bu durumda kapasitörün şarjlı olduğu söylenir. Plakalar arasındaki dielektrikten hiçbir akımın geçemeyeceğini unutmayın, dolayısıyla, elektronların hareketi, kapasitör tam şarja ulaştığında duracaktır. Kondansatör nerelerde kullanılır? Kondansatörler elektrik ve elektronik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sinyal işleme ve zamanlama için elektronik sistemlerde, örneğin yüksek ve düşük frekanslı sinyalleri ayırmak için hoparlör sistemi geçiş ağlarında, flaşı ateşleyen yükü depolamak için fotoğraf makinalarında, başlatma torkunu artırmak için pompa ve soğutma motorlarında, çalışma verimliliğini artırmak için elektrik güç sistemlerinde kullanılırlar.